Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabırlar. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah böyle bir felaketi tekrar yaşatmasın. Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde hepimiz evlerimizin güvenliğini sorgular olduk. Eski binalarımızın güvenilirliği bir yana, yeni binaların da bu konuda Son depremlerle birlikte zorlu bir sınavdan geçtiğini gördük. Yatay kentleşmenin önemini bir kere daha anladık. Kentlerimizi kurduğumuz yerlerin ovalara değil yamaçlara yapılması gerektiğini öğrendik. Eğer böyle yerlere yapılacaksa ya yatay mimari ya da özel inşaat tekniklerinin gerekli olduğunu üzücü bir şekilde anladık. Bugünkü videomuzda Prefabrik evlerle betonarme evlerin kıyaslamasını yapalım istedim. Çünkü bugünlerde en çok ihtiyacımız olan güvenli bir çatı altında huzurlu bir uyku. Ve prefabrik evler bu açıdan oldukça avantajlı. Neden mi derseniz isterseniz birlikte bakalım. Prefabrik evler önceden üretilmiş modüler yapıların birleştirilmesiyle inşa edilen yapılar olarak tanımlanabilir. Bu türevlerin yapımında kullanılan malzemeler farklı olabilir. Ancak yaygın olarak kullanılan malzemeler arasında çelik, ahşap, betoban, tuğla, beton ve polieratan yer alır. Deprem açısından prefabrik evlerin avantajları oldukça fazladır. Bu yapılar bir fabrikada ayrı ayrı parçalar veya modüler halinde inşa edilir ve daha sonra kurulum sahasına taşınır. Profesyonel montajcılar tarafından monte edilir. Bu basit sistem inşaat sürelerini önemli o ölçüde kısaltır. Bir diğer yöntem blok beton prefabrik evler. Diğer prefabrik evlerden daha dayanıklıdır ve inşa edilmesi daha kolaydır. Ancak beton blok prefabrik evlerin diğer prefabrik evlere göre daha ağır olması nedeniyle taşınması daha zor olabilir ve zemin baskısı daha da fazladır. Ahşap prefabrik evler hafif olduğu için depremlerde daha az hasar alır ve taşınması da daha kolaydır. Polioleatan prefabrik evler inşa edilmesi kolay ve hafiftir ancak dayanıklılık açısından daha zayıftır. Bu nedenle deprem bölgesinde yaşıyorsanız polioleatan prefabrik evlerin sizin için en iyi seçenek olacağını düşünmüyorum. Sonuç olarak prefabrik evlerin depreme karşı avantajları oldukça fazladır. Ancak yapımında kullanılan malzemeler ve diğer faktörler dikkate alınarak deprem bölgesinde yaşayan insanlar için en iyi seçenek belirlenmelidir. Bir diğer avantajı da prefabrik evlerin yapısı genellikle modüler olduğundan tek katlı veya iki katlı yapılar olarak inşa edilirler. Bu nedenle yüksek katlı binalar inşa etmek için kullanılmazlar. Tek katlı veya iki katlı prefabrik yapılar daha az ağırlığa sahiptir ve depreme karşı daha dayanıklıdır. Aynı zamanda bu tür yapılar inşaat sırasında daha az zemine baskı uygular ve bu da binaların daha güvenli olmasına yardımcı olur. Bu nedenle tek katlı veya iki katlı prefabrik evler depreme karşı daha dayanıklıdır diyebiliriz ve aynı zamanda daha güvenlidir. Ancak yine de yapılacak olan prefabrik evin çeşidi ve bölgenin yapısı, zemin yapısı dikkate alınmalıdır. Fiyat olarak kıyaslamak gerekirse prefabrik evlerin fiyatı normal betonarme binaların fiyatı ile karşılaştırıldığında birçok farklı faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu faktörler arasında evin büyüklüğü, malzeme kalitesi, inşaat sahası, işçilik maliyetleri ve en önemlisi arsa maliyetidir. Şehir merkezleri ve her çeşit cazibe merkezi olan bölgelerde arsa maliyetleri prefabrik ev maliyetinin doğrudan en yüksek kalemini oluşturur. Ancak genel olarak prefabrik evler betonerme binalardan daha ucuzdur. Bunun nedeni prefabrik evlerin fabrikada önceden üretilmesi ve inşaat sahasında birleştirilmesiyle oluşan düşük işçilik maliyetidir. Ayrıca prefabrik evlerin malzemeleri de daha uygun fiyatlı olabilir. Örneğin ahşap prefabrik evlerin malzemeleri betonarme binalardan daha uygun fiyatlı olabilmektedir. Bu durum prefabrik evlerin kalitesini düşük olduğu anlamına gelmez. Prefabrik evlerin kalitesi inşaatta kullanılan malzemelerin kalitesine ve fabrikada yapılan işçiliğin kalitesine bağlıdır. Dolayısıyla kaliteli bir prefabrik evin fiyatı normal betonarme evin fiyatına yakındır. Sonuç olarak prefabrik evlerin fiyatı normal betonarme binaların fiyatından daha ucuz olabilir. Ancak fiyatı evin büyüklüğü, malzeme kalitesi, inşaat sahası, işçilik maliyeti ve bölgesel farklılıklar gibi birçok faktöre bağlıdır. Dilerseniz son olarak da bina ömrü olarak betonarme evler ve prefabrik evleri karşılaştıralım. Prefabrik evlerin ömrü normal betonerme binaların ömrü ile karşılaştırdığında birçok faktöre bağlıdır. Ancak prefabrik evlerin e, kaliteli malzemeler ve doğru şekilde inşa edilmesi durumunda normal betonerme binaların ömrü ile benzerlik gösterir. Ayrıca prefabrik evler normal betonarme binalar gibi deprem ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı şekilde inşa edilebilmektedir. Ve olası yaşanacak ilerili ufaklı depremler ve doğal afetlere karşı daha az hasar alacağından prefabrik evlerin ömrü daha da uzun olabilmektedir. Ancak prefabrik evlerin ömrü aynı zamanda düzenli bakım ve onarım yapılmasına da bağlıdır. Bu sayede prefabrik evlerin ömrü normal betonarme binaların ömrü kadar uzun olacaktır. Sonuç olarak prefabrik evlerin ömrü normal betonarme binaların ömrü ile benzerdir ancak ömrü kaliteli malzeme kullanımı, doğru inşaat teknikleri ve düzenli bakım ve onarıma bağlıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.